Ne diyeceksen de Handan. Ne diye dizdin bizi buraya Çin mazosu gibi? Marsay Atıl'a astronot arıyorlarmış da hangi dizi göndereyim diye bakıyorum. Dünürler gelecek. Görev dağılımı yapmaya çalışıyorum müsaade edersen Hanife. Hanifeciğim, hani sen kendini böyle çok genç zannediyorsun ya. Bütün hareketli işleri sana vereyim diyorum. Ha? Mesela şimdi bizim konakta ne kadar böyle değerli eşya varsa, gümüşler falan. Önce sen onların bir tozunu al. Ondan sonra güzelce parlat. Ki böyle eğilip baktığımda gül cemalimi göreyim. Ha sonra avizeler var ya avizeler. Hepsini teker teker indir, sirkeli sularla yıka. Ki elektriğe bastığımızda ışığın yandığı midyatın ta öbür ucundan görürsün. Ki böylece bir eğilip kalkarsın, belki biraz zayıflarsın. Dünürler geldiğinde bir akrabaları falan varsa seni de çıkartırız aradan. Vallahi sen seninkini tıkıştıracak bir kapı bulduysan beni haydi haydi alırlar. Nigar'ım, sen yemek işleriyle uğraş. Tamam. Hem böylece flörtünden de çok uzaklaşmamış olursun. Yemeğe sevgini katarsın, mis gibi olur. Ne de olsa mideye inen lokma kulağa değen laftan evladır derler, değil mi? Peki ne yapsan, ne yapsan? Portakallı Pekin ördeği. Desem, sen tabii bilmezsin onu. Bilmezsin tabii. Kız, biz o ördeği Pekin'den getirtirdik ha. Burada da bir ustaya yaptırırdık, şanımız yürürdü. Ama tabi aceleye geldi. Neyse kısmet bu işler. Siz ne gülüyorsunuz ya? Aa, Gül Hanım, sen benim taklidimi mi yapıyorsun? Gel bakayım, gel. Senin de görevlerin var. Geç bakalım yerine, yürü. Alışveriş görevini veriyorum. Hem de bu arada dışarıda gidip kime laf yatıştırman gerekiyorsa onları da görürsün rahat rahat. Ama bak kızım, öyle bir sofra düzeceksin ki görenler bu midyatta bir kraliyet ailesi olsa anca onlar da böyle sofra olurdu diyecekler. Tamam mı kızım? Eğer izin versen o sofrayı biz her gün kurarız senden. Ama sen mutfak kedisi olduğun için maşallah yaptığımız sofraya erişemiyor bir türlü. Melike, hazır alışverişe çıkmışken bol bol da deterjan al. Hanife başlamışken bütün konağın şöyle bir altını üstüne getirip iyice aklasın paklasın. Oldu mu kızım? Tabii. Nasıl emredersiniz Sandan Hanım? Ben? Benim görevim ne? Ben ne yapacağım? Senin görevin... Senin görevin bebenle oynamak. Tamam mı Gülhan? Haydi bakalım küçük astronot, görev başına. Kızlar, görev başına. Çok çok. Çok çok. Hayırdır Arif? Normalde sana desek ki, şu koltuğu kaldır, altını sil. Emzikli bebe gibi kendini yerlere atarsın. Ama bakıyorum Handan'a hiçbir şey söylemedin. Yüzün gülüyor maşallah. Bu ulvi görev insanın hayatta karşısına bir kere çıkar Melike. İnsanlık için küçük ama midyat için büyük bir adım. Yerinden kurtulacaklar. Bir düşünsene. Bizim de hayrımız dokunsun. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.